Değerli basın mensupları, aziz milletimiz, İran merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem Van Başkale'de de hasara ve yıkıma yol açtığını biliyorsunuz. Depremin ilk anından itibaren bölgeye 25 ambulans, helikopter ambulans ve 113 ve 13 UMKE ekibi yönlendirdik. Sabah saatlerinde yaşanan afette ne yazık ki 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 50 vatandaşımız yaralandı. Bölgede 3 hastanede tedavi altına alan yaralılarımızdan şu an 2 kişi yoğun bakımda, yani durumu ciddi olan 2 vatandaşımızın olduğunu söyleyebilirim. Ve müdahalesi yapılan, bu anlamda hastalarımızın, ameliyat edilmesi gereken hastalarımızın ameliyat müdahaleleri de yapılmış oldu. Ve diğer yaralılarımızın durumlarının daha iyi, hayati tehlikelerin olmadığını söylemek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bir diğer konumuz, özellikle son dönemde ülkemizin ve bakanlığımızın gündeminde önemli yer tutan Çin'den yayılan yeni koronavirüs. Bugün itibariyle en son İsrail ve Lübnan dahil olmak üzere 32 ülkede toplam vaka sayısı 74.402 oldu. Yani 80 bine yaklaştı. Toplam 2.464 ölüm bildirimi söz konusu. Erken dönemde aldığımız etkili tedbirlerle bugüne kadar bu hastalığı ve salgını ülkemizden uzak tutmayı başardık. Ancak hastalığın komşumuz İran'da görülmesi ve vakaların ve ölümlerin artışı bizler için alarm anlamına geliyor. Bu haber üzerine Koronavirüs Bilim Kurulumuz İran gündemiyle toplantılarını yaptı. Her ihtimal masaya yatırıldı. Ayrıca İran makamlarıyla ve ilgili tüm kurum kuruluşlarımızda görüşmeler gerçekleştirildi. Bizzat İran Sağlık Bakanı Sayın Said Namaki ile görüştüğümü daha önce söylemiştim. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu özellikle çok yakından takip etmekteler. Özellikle vatandaşımızı korumak adına bilim kurulumuzun önerdiği alınması gereken tüm tedbirleri almamız talimatını verdiler. Bugün itibariyle İran'da toplam vaka sayısı 43, ölüm sayısı ise 8 olarak kaydedildi. İran'la 3 adet kara hudut kapımız mevcut biliyorsunuz. Ağrı Gürbulak, Van Kapıköy ve Hakkari Esendere. Buna ilaveten Iğdır'dan Özerk Nahçıvan bölgesine açılan Dilucu sınır kapısı da mevcut. Bakanlığımız bünyesinde görev yapan bilim kurulumuzun önerisiyle tavsiye kararları kapsamında sınır hareketlinin azaltılması noktasında ilave tedbirlere ihtiyaç duyuldu. İran'daki tablonun giderek artış göstermesi sebebiyle komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık. Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ve diğer ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon halindeyiz. İçişleri Bakanlığımız, İller İdaresi tarafından İran sınırıyla ilgili kararlar tüm valiliklere bildirmiş oldu. Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran'dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu geçişleri bugün saat 17 itibariyle geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise saat 20 itibariyle tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Yani İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu. Türkiye'den İran'a gidişler ise devam ediyor olacak. Türkiye Cumhuriyeti tüm imkanlarıyla bu hastalıkla mücadelede İran halkının ve hükümetinin yanındadır. Son olarak Cuma günü açıkladığımız tedbirler çerçevesinde İran'dan ülkemize kara hudut kapılarımızdan giriş yapan tüm yolcular tek tek muayene edilmekteydi. Yolcularda ateş, burun akıntısı,
öksürük gibi herhangi bir soğuk algınlığı belirtisi tespit edilirse, yolcu Türk vatandaşı ise gözlem altına alınarak numuneleri referans laboratuvarımıza gönderiliyordu. Yolcu İran ya da başka bir ülke vatandaşı ise ülkemize girişine izin verilmedi. Bu çerçevede dün ve önceki gün 8 Türk vatandaşı olmayan İran vatandaşının bu anlamda hastalık bulgularının olması sebebiyle ülkemize giriş verilmediğini de söylemek istiyorum. Van Devlet Hastanesi'nde soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi bildiğiniz gibi gözlem altındaydı. Onların sonuçları da koronavirüs açısından negatif çıktı. Yani koronavirüs hastası değiller. Ülkemize bu virüsün girmemesi adına Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği tedbirlerden çok daha fazlasını ve çok erken dönemde uygulamaya aldık. Sağlık sistemimiz bu tür salgınlarla baş edebilecek kadar güçlüdür. Vaka tespiti olursa uygulanacak tüm önlemler önceden belirlendi. Yeteri kadar antiviral ilaç, medikal malzeme gibi ihtiyaçlar depolandı. Tedarik zincirlerimiz sağlam. Bu noktada endişe edilecek bir durumun mevcut olmadığını söylemek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı alabilirim. Dört tane sınır kapısı. Evet. Yani Nahçıvan dahil olmak üzere. Evet. Soru yok herhalde. Teşekkür ediyorum.